Bizim için dua eden melekler. İçimizdeki iyilik sesi. Pencereden gelen güneş ışığı mışıl mışıl uyuyan Fatma'yı uyandırmaya yetmemişti. Kim bilir? Belki de uyanmıştı da annesinin sıcacık ve yumuşak dokunuşuyla gözlerini açmak istiyordu. Az sonra annesi küçük kızın odasına girdi. Yatağının bir köşesine ilişti. Kızının saçlarını okşamaya başladı. Fatma gözlerini açmadı ama yatağında hafifçe kıpırdadı. Yüzündeki memnuniyet ifadesi annesinin gözünden kaçmadı. Annesinin "Sabah oldu meleğim." sözleriyle gözlerini açtı. Böyle güzel bir şekilde uyandırılmaktan çok mutlu olmuştu. Her sabah Uykusu açılana kadar annesiyle sohbet etmeyi severdi. Ya gece gördüğü rüyayı anlatır, ya annesini şaşırtacak sorular sorar veya arkadaşlarıyla yaptıklarından bahsederdi. Bu sabah samuz ipliği üstündeydi. Anneciğim, adım unuttun galiba, dedi. Annesi şaşkınlıkla, nereden çıkarttın bunu? dedi. Bana meleğim dedin benim adım Melek değil ki. Annesi gülmeye başlamıştı. Yine güldürdün beni. Sana meleğim diyorum. Çünkü sen melekler kadar saf ve temizsin. Sana meleğim diyorum. Çünkü hep böyle iyiliksever kalacağına inanıyorum. Küçük kızın mutluluğu daha da artmıştı. Uykusu iyice açılmıştı. Tam bir şeyler daha söyleyecekti ki annesi bir şey söyleyeceksin. Ama şimdi ablanı uyandırmam gerekiyor. İstersen kahvaltını yaparken konuşalım yoksa okula geç kalacaksınız." dedi. Fatma aceleyle yataktan kalktı. Elini yüzünü yıkayıp önlüğüne giyinirken aklında hep melekler vardı. Elini yüzünü yıkayıp tertemiz olmasını söyleyen içindeki ses meleklerin sesi olmalıydı. Dün okula giderken karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı teyze görmüştü. Ona yardım etmesi gerektiğini kulağına fısıldayan da melekti galiba. Zaten o fısıltıya kulak verip teyzeye yardım etmişti. Çevresindeki insanları mutlu ettiği zaman içinden geçen iyi bir iş yaptın sözünü de melek söylüyor olmalıydı. Geçen yıl Ramazan ayında İlk oruç tuttuğunda sevindiği gibi melekler de sevinmiş miydi acaba? Her yerin karlarla kaplı olduğu bir kış gününde odasının penceresinden dışarıyı seyrettiğini hatırladı. Her şey karlar altında kalmıştı. Birden pek çok şey gibi serçelerin yiyeceklerinin de karlar altında kaldığını düşünmüştü. O zaman aklına aç kalan küçük serçeleri getiren de melekler olmalıydı. Hemen mutfaktan biraz ekmek almış, bunları ufalayıp balkona koymuştu. Karla eriyinceye kadar da bunu yapmaya devam etmişti. Bunları düşünerek kahvaltı sofrasına oturdu. Yemeğe başlamadan önce besmele çekti ve sevinçle bağırdı. Bunu da melekler hatırlattı. Annesi ne olduğunu anlamaya çalışırken, anneciğim öğretmenimiz söylemişti İçimizden iyiliğe, doğruluğa çağıran bir ses duyarsak o meleğin sesiymiş Daha söyleyecekleri vardı ama birden aklına öğretmeninin verdiği ödev geldi. Ödevini yapmayı unutmuştu. Bütün neşesi bir anda kaçtı. Ne yapacağını düşünürken aklına bir fikir geldi. Okula gitmeyecek ertesi günde öğretmenine hasta olduğu için gelmediğini söyleyecekti. Bir an soruna çözüm bulduğunu düşündüğü için içi rahatladı. Annesi ve ablası, "Ayşe ne oldu?" diye sordular. Sorduğunda aklından geçenleri söylemek istemedi. Aslında bulduğu çözümün doğru bir çözüm olmadığını biliyordu. Uf, bunları aklıma getiren, yalan söyleyerek sorumluluktan kurtulmamı düşündüren şey şeytan olmalı galiba. Ben annemin söylediği kadar iyi biri değilim. Aklıma ne kadar kötü şeyler geliyor diye düşündü ve ağlamaya başladı. Annesinin kendisine sarılıp "Ne oldu meleğim? Neden ağlıyorsun?" sözleri üzerine üzüntüsü bir kat daha arttı. Bana meleğim deme." dedi ve az önce aklından geçenleri annesine anlattı. Annesi gözlerinin içine bakarak konuştu. "Yavrum, her insanın içinde iyiliğe, doğruluğa, güzelliğe çağıran bir ses vardır. Bunun yanında bir de kötülüğe, haksızlığa teşvik eden ses duyar. İyiliğe çağıran sesin sahibi melektir." Bu meleğin sesidir. Kötülüğe çağıran ise şeytanın sesidir. Sen aklına gelen yanlış işten rahatsız oldun. O işin yanlışlığını yüreğine fısıldayan ise yine meleğin sesiydi ve sen meleğin sesine kulak verdin. Böylece o işi yapmamaya karar verdin. Yapabilirdin de. Önemli olan hata yaptığımızda pişman olmamız ve bir daha yapmamak için çalışmamızdır. Bu da bizim iyi bir insan olduğumuzu gösterir. İçimizde iyiliğe, doğruluğa çağıran sesi duyduğumuz için Allah'a şükredelim. Hadi benim meleğim, okula geç kalmayalım. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun.